Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Park Jin ile bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından iki bakan kameralar karşısına geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kore ile üzerinde çalışılan yol haritasında harekete geçileceğini duyurdu. Şirketlerimiz üçüncü ülkelerde de ortak projeler yürütebilir. Bugün ayrıca savunma sanayi, enerji, ulaşım ve turizm alanlarındaki ilişkilerimizi de ele alma fırsatı bulduk. Savunma sanayi işbirliğimizi ilerletmek için her türlü imkan elimizin altında. Altay tankı projesi bu bakımdan önemli bir örnek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Koreli mevkidaşını ağırladı. Gündemde iki ülke arasında hazırlanan yol haritası vardı. Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde itinayla çalışılan yol haritası ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini çizmekte. İletişimden ulaşıma, sağlıktan teknolojiye, eğitimden kültüre, spordan tarıma, her alanda atacağımız adımları bütüncül bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz. Bakan Fidan, iki ülke arasındaki dostluğa da vurgu yaptı. İki ülkeyi stratejik ortaktan çok kan kardeşi olarak gördüğünü söyledi. Dünya üzerinde bir dışişleri bakanının yurt dışı ziyaretinde ev sahibi ülkenin şehitlerini anması çok sık rastlanan bir durum değil. İşte bu güçlü bağ bizi stratejik ortaktan öte birer kan kardeşi yapıyor. Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Park Jin ise konuşmasına Türkçe başladı. Birliktelik mesajı verdi. Türkiye, Kore'nin barışı için savaşa yaklaşık 20 bin genç askerini göndererek Kore ile omuz omuza savaşmıştır. İki ülke arasındaki bu sıcak dostluk Türkiye'ye de meydana gelen büyük depremde. Birlikte mücadele edilerek bir kez daha ispatlanmıştır.